Onu alıp ondan sonra size geçiyorum hemen Ahat Bey ve Edgar Bey. Buyurun Şükrü Bey. Hayır, iktidara yönelik bu kadar. Hayat pahalılığından tutun, işte dış politikaya kadar, ekonomiye kadar bu kadar çok eleştiri yapan bir parti yarın Cumhur İttifakı'ndan herhalde ayrılacağını açıklayacak. Samimi olarak soruyorum, böyle bir durum var mı? Benim sorum çok basit. Ben yürekten bütün şey için beyefendi olduğu gibi anlatan biriyim. Ben rol yapmam, arka planı başka tarafa aklamam ama yetkim olan ve olmayan şeyler var. Partimizin en önemli özelliklerinden biri yetkili organlardaki kişilerin rahatlıkla partinin önünü açmak için farklı siyasetlerin üretilebileceğinin telaffuz edilmesi. Nihai kim kararı kim verecektir? Tabii ki yetkili kurullar, MKYK'sı, MYK'sı ve Sayın Genel Başkan. Sayın Genel Başkanımız bu son cümleyi kullanmadığı sürece biz fikir beyan ediyoruz teknik olarak. Kalmayı ittifakla daha iyi olur diye düşünen arkadaşlarım da tabii ki olabilir. Saygı duyarım. Ama ben Sayın Genel Başkan'ın önünü açarak farklı alternatiflerin olabildiğini göstermekle yükümlüyüm. Sayısal olarak, veri olarak, işte biraz evvel saydığım gibi olmayan bir protokolün nasıl takipçisi oluyoruz sorusu. Erbakan, biz tabii geçici olarak ittifak yaptık diye herkes bir sürü laf sayıyor. Belli ölçüde haklılardır ama siyaset günün şartlarında iyi pozisyon alabilmektir. Yoksa ben tek başıma gireceğim seçimlere. Tamam ama şimdi parti tek başına seçime girdiğinde alabileceği rakamlar belliyse yeni pozisyonlar yeni şartları hazırlamalıdır, oluşturmalıdır. Siz istediğiniz kadar yiğitlik yapın, sonuç yoksa yarın biri çıkacak ben kazandım ne konuşuyorsun kardeşim diyecek. Halbuki biz yeniden refahın belediyelerdeki hizmetlerinin örneğini gösterecek yerler kazanmalıyız. Vallahi hocam ne dediğinizi anlamadım. Kusura bakmayın yani. Gerçekten ne dediğinizi anlamadım yani. Siz burada parti adına mı konuşuyorsunuz? Parti adına kendi şahsi görüşleriniz mi? Şahsi hiç görüşlerimi de kattığım yerler var, belirtiyorum. Bu kadar eleştiriyorsanız, bu kadar yanlış buluyorsanız ben basit. O ittifakın içinde işiniz ne diye soruyorum. Ayrılacak mısınız? Ben de cevap veriyorum. Bu cümleyi kullanacak olan kişi Sayın Genel Başkan'dır. Peki, şimdi az önce açtığımız parantezle ilgili Edgar Bey'in ekleyeceği bir şey var mı? Yoksa biz işte aslında ekonomiyi konuşuyorduk. Son 15-20 dakikada da HDP ve Yeşil Sol'u konuşacağız. Ahat Hoca galiba Ahat Bey, bir şey söylemek istiyordu. Evet, buyurun. Anlaşılan çok uzun konuşma imkanı olmayacak. Epey tartışıldı ama biraz önce Doğan Hoca olayın background'ını veya geçmişini kısaca özetledi ve doğru olarak özetledi. Şimdi burada Türkiye'deki sığınmacıları konuşurken sadece sığınmacı meselesi konuşulmuyor. Sadece sığınmacı. Türkiye'nin Suriye'de girdiği bataklık konuşuluyor. O bataklığın şu anda İdlib'de 3-3,5 milyon civarında ikinci bir Afganistan olan bölgesi konuşuluyor. Suriye'nin doğu tarafında şu anda bir Amerika'nın desteğiyle kurulmak üzere olan veya kurulmaya çalışılan bir YPG, PKK devleti konuşuluyor. Evet. Yani bu meseleyi sadece buraya gelen şeylerin beka sorunu mudur değil midir falan gibi tartışmaya etnik olarak çekmek doğru bir bakış açısı olmaz. Evet. Ona da gelelim. Ayrıntılarına girmiyorum. Şimdi öbür söylediklerimi de ayrıntılandırabilirim ama Türkiye'ye gelen nüfus veya sığınmacılar üzerinden. Şimdi Altan Bey, dünyanın bütün ülkelerinde o ülkenin resmen vatandaşı olmayan etnik yapı kimliği ne olursa olsun, vatandaşı olmayan insanlar %5'lere, 10'lara, 15'lere çıkıyorsa o potansiyel bir sorundur. Potansiyel bir sorundur. Bu iyi niyetli bakabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki ha onlar da işte Osmanlı'nın bilmem şeyiydi, Misak-ı Milli'nin içindeydi. Güzel. Yani kardeşiniz olmaması değil burada konuşulan. Burada konuşulan şey Türkiye'nin bir, demografik olarak, iki, ekonomik olarak, üç, güvenlik açısından ve dört, yani temel olarak bunların üzerinde durmak lazım. Cumhurbaşkanının ifadesi 80 milyar dolar harcadık, 80 milyar dolar daha harcarız. Nereden harcıyorsun bunu? Kimden harcıyorsun? Yani ülkenin neredeyse çalışanların %70'i 75'i asgari ücrete ve o asgari ücret de açlık düzeyinin altında. Açlık sınırının altında asgari ücret. Ve
çalışanlarının %70'i bu pozisyonda. Böyle bir ülkede sen 80 milyar dolar biz harcadık, 80 milyar daha harcarız. Bu bir beka sorunu, sadece etnik sorun değildir. Beka sorunu ekonomik bekadır. Biraz önce konuştuğumuz gibi demografik bekadır. Onu yine şey yaptığımız gibi güvenlik bekasıdır. Bu insanlar 2016'ya kadar parmak izleri dahi alınmadan içeriye geldiler. Açık kapı politikası, nereye gidersen git. Böyle bir anlayış mı olur yahu? Böyle bir öbür türlü sizin de söylediğiniz gibi gerçekten normal Avrupalıların büyük ölçüde yaptığı gibi ne yapıyor adam? Anlaşıyor, belli bir form içerisinde belli bir süre şey yaptıktan sonra uyumlaştırmaya çalışıyor vesaire ve vatandaş yapıyor, yapmıyor neyse, sonrasında da bunu sürdürüyor. Şu anda böyle bir sorun yok ki. Kim olduğu, nerede olduğunu bilmediği bizzat hükümetin veya iktidarın yüz binlerce insan var ya. Böyle bir şey olabilir mi? Milyonlarca. Yani hatta. Afganistan'dan Pakistan'a bu şekilde Rus Savaşı sırasında Sovyetler Birliği döneminde 4,5 milyon civarında göçmen geçti. Şu anda Pakistan'ın Talibanlaşması tartışılıyor. Pakistan'da Talibanlaşma tartışılıyor. Afgan Taliban'ından bahsetmiyorum. Evet. Yani buraya gelen insanlar sadece etnik olarak evet Kürt, Arap, Türkmen hepimiz hep bunlara kardeş diye düşünebiliriz. Ama bunların içerisinden yani bir kontrol uygulanmadıktan sonra bunlarla ilgili bir düzen bu düzenli bir şekilde alınmadıktan sonra sonuçta bunların içerisinden bir PKK'nın çıkmayacağını, bir IŞİD'in çıkmayacağını, bir gelecekte ismini bilmediğimiz bir sürü şeyin çıkmayacağını nereden biliyoruz? Onun için beka sorunudur diye düşünülüyor. Evet. Eğer hükümet başlangıçtan itibaren adam gibi bir politika uygulayarak İsrail, Suriye'de yönetimi değiştireceğim, Suriye'de Sünni bir yönetim oraya ne derler ona, Müslüman peki. Kardeşler şeklinde bir yönetim yerleştireceğim anlayışı içerisinde bu bataklığa, Amerika'nın oyununa gelip bu bataklığa girmemiş olsaydı bugün bunları tartışmıyor olacaktık. Belki yine bir göçmenler veya sığınmacılar gelecekti. Ama onları belli bir kontrol içerisinde bu ülkeye peki, girecekti. Peki Ahat Bey, sizin bu söylediklerinize parmak kaldırdı. Altan Bey de cevap verecek ama ondan sonra sizlerden ricam bu konuya nokta koyalım. Bir zamanımız kaldı ve baştan kararlaştırdığımız gibi HDP ve Yeşil Sol Parti'de konuşup tamamlayalım. Buyurun Altan Bey. Şimdi o da o bakış açısı belli. Etnik açıdan efendim hayır, ulusal bir şey. Hayır, etnik açıdan tartışılmıyor konu. Tamam, bir dinleyelim ama bakalım. Yani, o söyleyince bizim de cevap tabii. Şeyimiz yok, haklısınız. Hayır, İyi ki söylediniz, verdiniz. Evet, daha fazla şey olmasın diye. Ben ayrıntısına girmedim yani. O tekrarladım ki yanlış anlaşılmasın diye. Hükümetin politikasını yanlış görenlerden. Yani Ahat Bey de altını çizdi. İşte kontrol, değerlendirme, işte ekonomik ilişkiler, çalışma şartları. Bunları da yani bunlara bir itirazım yok. Şunu söylüyorum. Etnik, dini veya sınıfsal olarak niye bir milli beka sorunu olarak görülüyor? Onun da cevabını aldım. Mesela Sayın Ahat Bey de benim bildiğim kadarıyla doğuştan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil. Yani evet. O da yine yanılmıyorsam Özbekistan'dan. Evet. Yani, ama bu sorun, Türkiye siyasetindeki ya. Sorunu yansıtmamam anlamına gelmiyor. Hayır. Yani ben milli beka üzerinde duruyorum bakış açısından. Bakın bundan rahatsız olanlar belli Türkiye'de. Yani demografinin kısmen değişmesi, kültürel dokunun kısmen değişmesi, ekonomideki etkileri rahatsız olan sınıflar var Türkiye'de, zümreler var. Ama ben diyorum ki işte tırnak içinde ümmetçi, işte Müslüman, din kardeşliği diyen bir parti diye bunlar rahatsız olsun. Bunu anladım. Evet. Peki,
Şimdi geçelim HDP ve Yeşil Sol Parti'ye. Şimdi Edgar Bey, önce size döneceğim burada. Bu bölümde hiç konuşmadınız çünkü başka bir konu, başka bir parantez açıldı. Şimdi HDP yeni eş genel başkanlarını seçti. Bundan sonra tüzel kişiliğini koruyacak ama Yeşil Sol Parti çatısı altında faaliyetlerine devam edecek. Eylül ayında da Yeşil Sol Parti'nin kongresi var. Tüzüğü değişecek, ismi değişecek. Peki yol haritası nasıl olacak? Önce şunu da sormak lazım. Belki buradan başlayalım. Acaba hep biz muhalefette seçim sonuçlarına yenilgisini nasıl değerlendirdiler? Muhasebesi doğru yapılıyor mu diye sorduk ya. Aynı soruyu HDP'ye uyarlarsak HDP ne yapıyor ve nasıl yapıyor bu değerlendirmeyi diye. Mesela doğru bir okuma yapıyor mu sizce? Buradan başlayalım. Şimdi bu soruya HDP için verilecek cevaplar var. Bir de genel muhalefet için verilecek cevaplar var. İkisi birbiriyle ilişkili. O bakımdan ilk önce muhalefetten başlayayım. Bir defa hani programın en başından söylediğimiz sözler.